Tabii yine sezon ortası toplandık. Hollanda maçı ve İsveç maçı içinde çok fazla idman yapacak vaktimiz yok. Ama bütün oyuncular hem yazdan ötürü hem de geçen seneki aşağı yukarı takım kadrosu aynı. Birbirimize alışkınız. Hem hocamızın ne istediğini biliyoruz. Bu kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp Ankara'da da gerçekten güzel bir atmosfer oluyor basketbol severler. Her zaman iyi bir seyirci oluyor, iyi bir taraftar kitlemiz oluyor. Seyircimizin önünde ilk Hollanda maçını kazanmak istiyoruz. Tabii Hollanda hakkında çok da fazla bilgimiz yok ama önemli olan bizim sahaya verdiğimiz hem ofans olarak hem defans olarak en iyi şekilde mücadele edip ilk maçı Hollanda, ondan sonra da İsveç'e gideceğiz. Zorlu bir maç olacaktı tabii İsveç'teki. Ama ilk olarak Hollanda maçı kazanmak hedefimiz. Tabii olimpiyatlara zor olacak. Sonuçta grubumuz da zorlu. Ama geçebilecek güçteyiz. İnşallah o zamana kadar herkes en iyi durumda, en sağlıklı durumda olur. Ama öncelikle tabii hep adım adım düşünüyoruz. Önce Avrupa Şampiyonası elemesi. Ondan sonra da olimpiyatlar için en iyi şekilde hazırlanacağız. Larkin'le ilgili neler söylemek istersin? Şu 2 Mart'ta olmayacak sakatlığına buraya ama da dahil olacak. Katkısı olur ya. Yani. Yedek beklenti çok güzel. Hayırlısı olsun diyoruz. Başka bir şey söyleyecek bir şey yok. Hayırlısı olsun. Peki NBA'deki oyuncular yok şu an burada. Ondan Avrupa Şampiyonası elemesinin sorulmaması. Biz geçen sene bu kadroyla oynadık. Yine başarılı olduk. Avrupa Şampiyonası'na kalmayı başardık. Bu sene de aynı şekilde olacak. Bu kadro bence yeterince yeterli bir kadro. Dediğim gibi önemli olan sahaya çıkıp istenileni yapmak, sonuna kadar savaşmak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle bu turnuvalarda ilk maç çok önemlidir. O yüzden burada iyi bir atmosfer olacak zaten. Milli maçlar Ankara'da hep full oluyor. Evet. O yüzden ilk maçı kazanıp hem moral olup iyi bir küçük bir seri yakalayıp İsveç'i de yenmek istiyoruz. O İsveç maçını da kazanırsak gruptan çıkmaya onda büyük bir adım atacağımızı düşünüyorum. Gruptan çıkma şansı mı? Nasıl yaratık? Onların da gruptan hep çıkıyoruz zaten. Ya gruptan işte bu iki maçı kazanırsak zaten ilk maç evde olması bir avantaj. Büyük bir avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum. Bence gruptan çıkabileceğimiz bir takım Hırvatistan'ın ardından ya da Hırvatistan'ın önünde 1 veya 2 olacağımızı düşünüyorum. Peki kadroyu nasıl değerlendiriyorsun? NBA'deki oyuncular yok geçen sene. Şansınızı nasıl değerlendiriyorsun? Onların eksikliğini illaki hissedeceğiz. Ama diğer Hırvatistan'da da olsun diğer önemli eksikler var. Bu bence bizim için bir şans. Ben ilk kez bir resmi maça çıkabilirim. Diğer kişiler için de bir şans. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kadro da güçlü bir kadro. O yüzden elimizden geleni yapıp ilk maçı kazanmaya bakacağız. Evet ya ilk önce burada 2-2 yapıp yaza moralli gitmek istiyoruz. Yazında NBA oyuncuları gelecektir büyük ihtimal. Onlarla birlikte daha da kuvvetlenip oraya iyi bir hazırlık dönemi geçirip olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.